Herkes selamlar. Yeni bir web etkinliğimiz başladı. Bu web etkinliğinde teknemizi salıyoruz, okyanusta geziniyoruz. Etkinliğimizdeki olay keşfetmeye dayalı. Ne kadar fazla yer keşfedersek o kadar fazla ödül alabiliyoruz. Her bir ilerleme kaydettiğimizde ve yeni bölgenin kilidini açtığımızda enerji harcıyoruz. Şu ortada üst kısımda enerjimiz mevcut. Ne kadar enerjiye sahip olduğumuz. Hemen yanında bir adet kitap var. Bu kitabı açtığımızda burada bazı puzzle'larımız oluyor. Tüm parçaları topladığımızda puzzle yapıp Hexa'dan ödül kazanıyoruz. Albüm kısmında ise pek önemli bir şey yok. Paylaşmak istersek orada bir şeyler duruyor. İlerlemeleri kaydetmek için sürekli diyalogları ilerletmek gerekiyor. Burada ne diyormuş? Daha az kayanın olduğu yere gidelim. Çok kayanın olduğu yere gitmeyelim şimdilik. Bakın bir puzzle parçası daha aldık. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Etkinlikten prim hocam ödülü alabiliyoruz. Dekorasyon ödülü de alabiliyoruz. Aslında ödül olarak gayet güzel bir etkinlik öncekilere kıyasla. Evet, şu an bir fırtınaya yakalandık sanırsam ama... Hayır, bu sefer alttakini seçtik. Farklı bir puzzle parçacığı daha geldi. Güzel. Ve sürekli böyle ilerleyip duruyorsunuz. Birazdan size haritayı açarım. Haritadan da gösteririm nasıl bir ilerleme kaydetmeniz gerektiğini. Ya da neler yapmanız gerektiğini. Her ilerlediğimizde bir şeylerin parçacığını bulup duruyoruz. Şimdi haritayı açalım şuradan. Haritayı açtırmadı bile. Evet, artık haritayı açabiliriz diye ümit ediyorum. Artık izin ver haritayı açayım oyun. Peki. Bu diyalogların bitmemesi biraz sinir bozucu ama diyalogları okumak gerekiyor sürekli, yapmak gerekiyor. Öteki türlü ilerleme kaydedemiyoruz. Tamam, enerjimiz sıfıra düştü. Yeni bölge bayağı bir keşfettik. Enerjimiz bittiği için buradaki günlük görevleri yaparak Hexa'dan ödüller alabiliriz. Ben sayfayı paylaştırdım. 20 puan geldi. Bir de yeni bir sayfa açarım. Kapatırım. Tamam. 40 enerjim geldi bile çoktan. Güzel. Evet, şimdi artık haritayı açayım. Teşekkürler oyun. Şimdi burada haritada nokta nokta olan kısımlar in progress. Yani hala yapım aşamasında. Ve açmış olduğum bölgelerde sağ üstte yazıyor. Unlocked areas diye. 40 bölge var. Ben sadece 8 tanesini açmışım şu anda. In progress kısımlara istediğim zaman geri dönebiliyorum üstlerini tıklayıp ve oradan farklı yollara bölgelerini de açabiliyorum. Yani bana demek istiyor ki burada hala açılacak bölgeler var. O yüzden keşfetmediğiniz kısımlar oldu mu, 3 noktalı kısımlar oldu mu orayı keşfetmeye özen gösterin. Şimdi burada 3 parçalı bitirmiş olduğum bir puzzle kısım var. Bunu birleştirmemiz gerekiyor. 3 parçasını da toplamış olduğum için. Peki bunları nasıl yapacağız? Restore basınca olmuyor. Ha, bunları hareket ettireceğiz. Tamam. E tabi bu şekilde de olmadı. Çünkü bunlar döndürülebiliyormuş. Bunları bir döndürelim. Puzzle'ı tamamlayınca güzel bir ödül verecektir diye ümit ediyorum. Üsttekini de böyle koyduk mu? Tamam. Puzzle'ımız tamamlandı ve 15.000 mora verdi. E, o kadar da yüksek değilmiş ya. Neyse. Diğer parçalar daha tamamlanmadı ben sanırsam. O zaman devam edelim. Şimdi diğer özelliklerimize de bakalım. Ha, bu arada 8 bölgeyi keşfettiğim için 30 prim hocam ve 2 işlemi taşı verdi. Çok iyi. En azından prim hocam ödülü aldık ve toplamda 4 tane noktaya ulaştıktan sonra yine prim hocam ödülleri almayı devam edebiliyoruz. Şimdi set sail diyelim. Yolumuza devam edelim. Evet, bir yeni konuşma var. Bu birazcık rahatsız edici ama yapacak bir şey yok. Hadi alttakini seçelim. Belki de Inazuma'ya vardığımızda dost canlısı bir yaratık bulabiliriz. Canavar bulabiliriz dedik. Tornado dedi. Sağa döndük. Tornado'dan kaçınabilecek miyiz bakalım. Ha, kaçındık. Güzel. Fırtınaya yakalandık mı? Sanki osu oynatıyormuş gibi küçük küçük daireler çıkıyor. Onlara basmamız gerekiyor. Dedim ki galiba bu sefer yakalandık. Evet, şu an geldi. Osu gibi çıkan dairelere zamanda basmamız gerekiyor.
Kaçırmamaya özen gösterin. Eğer ki burada failure yani başarısız olursanız, ha bir tane kaçtır da neyse. Burada başarısız olursanız maalesef 10 enerjiniz boşa gidiyor ve bölgeyi de keşfedemiyorsunuz. Bu yüzden önümüze gelenlere seri bir şekilde basalım. Oyunun müziğini falan da bilerek kapattım sesini çünkü inanılmaz fazla ses geliyordu. Buradaki kısımda en azından müzik geliyordu. Neyse. Bitsin artık. Epey fazla geldi. Bunu mobilden oynayanlar nasıl yapacak onu merak ediyorum. Ya da PlayStation'dan. Tamam. Güzel. Devam edelim. Aslında PlayStation'ları da galiba mobile atıyor ama. Bakın şimdi iki tane kısmı tamamen bitirmişim. Artık öteki kısımları ilerleyebilirim. Mesela sağa dön kısmı kalmıştı. Bu kısma doğru ilerleyebilirim. Ancak benim enerjim bitti. Büyük ihtimalle buradan herhangi bir şeye tıkladığımda izin vermeyecek tıklamama. Evet, enerjim bitti dedi. Artık bir sonraki gün geri geldiğimde enerjimi toplamış olacağım ve buradaki kapalı olan alanları keşfetmeye devam edeceğim. Puzzle'ları da toplamam gerekiyor bir yandan. Evet, epey bir şey var daha. Haritamızı açalım tekrardan. Gördüğünüz gibi 3 noktalı olanları sürekli keşfetmemiz gerekiyor. Üstüne tıkladığımızda o bölgeye gidip kapalı olan bölgeleri araştırmayı devam edebiliyoruz. Tıklı olan yerlere zaten dönme gibi bir durumumuz yok. Oralar halledilmiş durumda. 40 bölgeden 12'sini keşfetmişiz. İlerleme fena değil. Zaten totalde 40 bölge olduğu için yarın da öteki sanda öteki prim hocam ödülünü alabiliriz. Rus kısmında bilmemiz gerekenler var mı diyecektim ki bir hafta süresi varmış etkinliğin. Bir haftada burayı bitirmemiz gerekiyor. Bakalım başka önemli bir şey var mı? Her bölgeyi açmak 10 enerji yiyor. Eğer ki fırtınaya yakalandığımızda başarısız olursak, beceremezsek orayı 10 enerji kaybediyoruz ve bölgeyi açamıyoruz. Ha, şurada da bölgelerin açılma sırası var. Daha doğrusu ödüller için. 8, 15, 25 ve 35 bölge keşfettiğimizde sırasıyla bunlardan Prim Hocam ödülleri alabiliyoruz. Güzel. İyi. 10 dakika ile maksimum 10 dakika gecikme ile beraber ödüller oyununuza main'inize eklenecektir diyor. Yani bence fena değil. Etkinlik en azından Prim Hocam ödülünü güzel bir şekilde veriyor. Diyaloglar birazcık can sıkıcı, uzun sürmesine sebebiyet verebilir. Onun için bir sıkıntı yok. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.